Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Halfeti, Akçakale, Ceylanpınar ve Harran ilçelerinde doğalgazın yaygınlaşması için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması oy çoğunluğuyla kabul edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı 4. Birleşim Meclis Toplantısı Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı salonunda gerçekleşti. Halfeti ilçesinde doğalgazın yaygınlaştırılması ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde dağıtım şebekesinin yapım ve... Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporların okunmasıyla oluşan gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Başkanım, bu doğal gazımızın gitmediği ilçelerde o hizmeti sunmamız halkımızın daha sağlıklı yaşaması için... Okunan raporlar içerisinde Şanlıurfa'nın Halfeti, Akçakale, Ceylanpınar ve Harran ilçelerinde doğal gazın yaygınlaşması için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması meclis üyelerinin oluruna sunuldu. Büyük bir külfet var. Belediyenin cebinden çıkan çok büyük bir rakam yok başkanım. Yıllık 20-25 bin lira bir şey. Bu konuda değinmek istiyorum. BOTAŞ bir kamu kuruluşu değil midir? Yani şimdi BOTAŞ'ın bir ilçeye gitmesi için illaki belediyenin bunun sorumluluğunu alması, BOTAŞ'ın bozduğu yeri, tahrip ettiği yeri belediyenin düzeltmesi gerekiyor. Yani şimdi inisiyatifinde olmayan bir hususu belediye üstlenerek bence belediye bütçesini boş yere bir külfet getiriyor yani. Hizmet noktasında sorun yok, hizmet gidebilir. Ama belediye bunun maliyetini yüklemek, işte halkın parası birçok alanda köye de hizmet gitmesi gerekiyor. Bu sadece ilçe merkezlerine gidecek bir hizmettir. İlçe merkezindeki o köylere ayrılan parayla da oraya gitmesi demek. Aksa, Torbaş, işte hani bunu başka yöntemler de yapabilir. Bütün yükünü de kendisi kaldırabilir. Hem kurumsal olarak da zengin bir konumdur.